buraya kadar kaçabilirsin işte. Ha Tarık, sana şimdi bir fotoğraf göndereceğim. Yüz tanıma programında fotoğraftakinin kimliğini çıkarın. Ama acele olsun. Ha bu arada adamımızın doktor olma ihtimali yüksek. Aramayı ona göre filtreleyin. Ben şimdi fotoğrafı yollayacağım. Görüşürüz. Samet'ciğim beklettim seni, kusura bakma. Hadi gidelim. Estağfurullah hocam. Ali Asaf! Aradığımız adamı buldum. Buldun mu? Dur bekle, anlatacağım. Dikkat edin! Dikkat edin! Uzak durun, uzak durun. Bomboş oda çarptı kaçtı manyak. Tamam, tamam. Hemen sedyeli boyunluk getiriyorsun. Tamam mı? Ambulansı da ayarla. Bu hastaneye yeterli gelmeyebilir. Bizim hastaneye gideceğiz. Hadi acele et. Peki hocam. Duyabiliyor musun Recep? Tamam, yorma kendini. Konuşmaya çalışma, zorlama kendini. Hadi acele edin, hadi! Hadi! Hocam geldim. Gel. Boyunluğu ver. Boyunluğu ver. Örtün. Boynu sabitle. Yavaş, sağa sola. Peki hocam. Zorlama kendini Çetin. Üç dediğimde alacağız, tamam mı? Sarsmak yok. İki, üç. Örtü. Ver. Hocam. Hemen ambulans alıyoruz. Peki hocam. Hadi gidelim. Doktor yaşayacak mı? Acil müdahale gerekiyor ama elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar, hadi siz de bu tehlikeli yerde durmayın. Dağılın. Dikkat edin. Samet dikkat edin. Samet! Çekil, çekil! Bırak! Çetin! Çetin! Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Ne bakıyorsunuz boş boş? Sedye getirsenize! Doktorların hepsi aklını kaybetmiş. Çıkalım buradan. Filiz, önce bir konuşalım. Biz ayrılmayacağız dedim. O kadar. Filiz, Eylül'ümü bir dinlesen. Bu defa benim dediğim olacak. Sanki ne zaman benim dediğim olduysa. Bak, yanlış bir karar veriyorsun Filiz. Filiz, güçlü değilsin. Ben de değilim. Güçlü olan tek şey benim vücudumdaki kanser. Biz birlikte onu yenemeyiz. Ama eğer ayrılırsan kurtulabilirsin. Anla artık. Birlikte yenebiliriz kızlar. Yeter ki yardımcı olmamıza izin verin. Bırakın yardım edelim. Anlaştık mı? Tamam mı? Anlaştık değil mi?
Evet desene. Efendim Ali. Eylül, oraya hasta getiriyoruz. Acile haber ver, hemen hazırlansınlar. Buraya mı? Ne oldu? Evet. Çetin komisere kamyon çarptı. Ne? Durumu nasıl? Durumu kötü hayatım. Gelince konuşuruz. Tamam tamam, ben acile hallediyorum. Benim hemen acile gitmem lazım. Ne oldu, yaralı mı geliyormuş? Çetin komiseri araba çarpmış. Ne? Dur, ben de geliyorum senin o zaman. Tamam, hiç merak etmeyin, ben buradayım. Sen hastayı kurtar. Sen zaten hep birilerini kurtar. Bakalım seni kim kurtaracak? Hepsi senin yüzünden oldu. Efendim? Mutluyduk biz bu halimizle. Bizim aklımıza girdin. Bizi buraya sen getirdin. Ay Filiz ya, sıksın ama. Çabuk çağırın o kekemeyi. Bizi geldiğimiz yere geri götürecek. Bağırmak iyidir. Strese iyi gelir. Yani şu anda da büyük bir stres altında olduğunuzu düşünürsek... Dalga mı geçiyorsunuz? Estağfurullah. Ama burası hastane. Yani hastalar rahatsız olabilir. Önce sessiz olalım. Sonra sakince konuşalım. Tamam. Az önce kabul etmiştin. Sessiz kaldım. Farklı şeyler. Filiz ya. Delirtme insanı. Öleceksin diyor ya adam. Zaten kimsenin başka bir şey dediği yok ki. Anladık. Öleceğiz. En azından birlikte öleceğiz. Filiz bak, senin anlayamadığın... Bir susar mısınız artık? Tamam. Filiz ya, sıktın artık. Çağırın avukatı. Filiz'den hemen ayrılmak istiyorum. Beyan edeceğim. Kızlar bakın, avukata falan gerek yok. Tamam, kendi aramızda konuşup halledebiliriz. Şimdi bir dinler misiniz beni? Bakın yarın yılbaşı gecesi. Yani yeni yıl, yeni başlangıçlar olabilir. Ben Filiz'in en doğru kararı vereceğine eminim. Ben doğru kararı verdim zaten. Tamam. Verdin ama şimdi söyleme. Ben şimdi çıkıyorum. Siz aranızda konuşun, anlaşın. Ama bak. Tek çare bu. Unutma. İpek, bu çanta ne böyle? Bir yere mi gidiyorsun? Bir iki gün uzaklaşacağım. Ha, baban öldü, ailemiz dağılmış, sen gitme derdindesin. Ben nefes alamıyorum ya. Boğuluyorum. Anlıyor musun? Ben ne olacağım peki? Birkaç gün dayanırsın. Annem yeni yıla bir başına girsin diyorsun yani. Ben zaten senden kaçıyorum. İyi, ne diyeyim ben sana? Beni buralarda 5 kuruşsuz bırak, kaç. Evinin kapısını açtın ya, buna da şükür. 5 kuruş. Al. Al. Bak, cüzdanımdaki bütün para bu. Susarsın artık, değil mi? Hatta bunları da al. Yeter ki beni rahat bırak, bir huzur ver lütfen. İpek, nereye gidiyorsun? Kaçıyor. Nereye gidecek? Aynı babası gibi. Soru görünce hemen fıy. Bir iki gün yokum ben Esma. Kafamı dinleyeceğim biraz. Hay, ne güzel fikir. Eylül de arayalım. O da gelsin. Hem o da çok kötüydü. Alp'i de alırız hem. Hı? Hı. Ali Asaf'ı da ararız. O da gelsin. Biraz babanın ölümünden bahsederiz. Ameliyattan, ihmallerden. Çok güzel muhabbet olur. Ya İpek, abartma lütfen ya. Ay, elinizde olsa adamı ameliyata girdi diye mahkemeye vereceksiniz. Sakin olur musun biraz lütfen? Ben mi sakin olacağım? Efendim olsun. İniyorum canım, tamam. Görüşürüz. Hmm.
Niye böyle olduk biz ya? Kız Nesrin, sen niye bunu şimdiye kadar düşünmedin? Senin keskin zekana yakışmadı. Olmadı yani. Bir şey mi dediniz? Yok yok. Sen işine bak. Hazırlayın hemen Aslı'yı. Durumu ne? Nasıl oldu kaza? Araç dışı TK. Olay yeri koma skoru 12. Yolda solunum arresti oldu, entübe ettik. Şu anki Glasgow'u 3. Aslan'ın yolda birinci kapandı. Daha doğrusu bizim yüzümüzden kapandı. Ne demek bizim yüzümüzden kapandı? Karabucak'ta sağlam sedye lüks demek. Hasta sedyeden düştü, başını yere çarptı. Hadi çocuklar, hadi acele edin, hadi. Dikkat et. Gelin çocuklar, eldiven ver hemen. Stetoskop. Hemen bir ünite kan getirin buraya, çabuk. Solunum sesleri her iki tarafta da iyi. Başında aktif kanaması var. Kanamayı derhal durdurmamız lazım. Sponç ver, sütür hazırla. Evet hocam. Al bunu. Serum fizyolojik. Hazır hocam. Kalbi hala düzensiz. Tansiyonu düşüyor. Ultrasonu getirin buraya hemen. Temiz spanç. Sıvılarını hemen arttırın. Dopamin dozunu da kilo başına 10 mikrograma çıkartın. Tamam hocam. Spanç. Karnında serbest sıvı var. Tomografiyi alalım mı hocam? Tomografiye gidecek kadar stabil değil. Ne yapacağız? Muhtemelen iç kanaması var. Evet. Sinan Bey'e haber verin. Ameliyata girecek. Ameliyathaneyi de arayın, hazırlasınlar. Hadi. Tamam hocam. Sponç versene. Dinle beni Şeniz. Bir yol daha var. Doktorlardan daha mı iyi bileceksin? İnat etme. Acı çekerek öleceksin. Acı çekerek değil. Ben öleceğim. Sen de yavaş yavaş çürüyeceksin. Bundan daha beter bir ölüm mü var? Yapma ne olur. Çürüyerek ölmek zorunda değilim. Başka yolu yok diyor. Anlamıyor musun? Var Şeniz. Bir yol daha var. Kolay gelsin kızlar. Teşekkürler hocam. Ay inşallah 2018 çok acayip deli gibi güzel bir yıl olur. O deli gibi güzelden ben de istiyorum bir tane. Aşk olsun, aşk. Bu dileği de artı bir yazın bana. Vallahi 2017 gibi olmasın da hiç sevmedim ben bu yılı. Bitti gitti çok şükür. Bence daha bitmedi. Neyse, kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Geldim. Bunlar. Bravo Cengiz. Bu kamera kayıtlarını da sildin zaten. Daha iyi çıktığım bir fotoğraf da olabilirdi ama neyse. Doktor. Telefon. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu. Karşıdan karşıya geçerken bir anda bir kamyon geldi, ezdi geçti.
Kaza değildi diyorsun yani. Emin ol değildi hayatım. Ne istiyor peki? Ali Asaf'ı değil de çevresindekileri öldürmeyi seçiyor. Bu durumda hastanede tehlikede mi bilmek isterim. Çok kan var. Kanamanın kaynağını bulamıyorum. O manyak durmayacak. İstediğini almadan durmayacak. Hastanın basıncı düşüyor. Ben sizin yerinizde olsam abdominal aorta kelepçe takardım. Dalağı paramparça. Başka bir yer kanıyor gibi. Evet, kanama başka yerde. Bağırsaklara bakın. Mezenter arter kanaması var. Ben bağırsaklara bakayım, siz dalağa alın. Tamam. Hemşire Hanım, bana serbest bağlama veraydın yoktun. Boşuna uğraşmayın bence. Zaman kaybediyorsunuz. Adam zaten ölecek. Ve sen yapayalnız kalacaksın. Tıpkı benim gibi. Bakalım o zaman da bu kadar iyi bir insan olabilecek misin? Hep bir adım önümüzde. Sanki bizimle dalga geçiyor. İşte bu yüzden Çetin'in kurtulması lazım. Çünkü sizden daha akıllı. Met makası. Makas. Hiç öyle bakma. Üstelik adam Ziya Nur'un oğluysa. Babamın benden başka yaşayan bir oğlu olsa bilirdi Sinan Bey. Benim babam öz oğlunu insanlardan saklayacak bir adam değildi. İkimizin de babalarımız hakkında bilmediği çok şey var. Asaf. Kase. Kase. Hayatta da böyle yapacaksın. Kanayan yeri buz, kes ve at. Cidden eğleniyorsunuz değil mi? Tahmin bile edemezsin. Eğlenmeniz bittiyse hastanıza dönün. İşinizi yapın. Ben klempi tutuyorum. Siz bağlamayı yapabilirsiniz. Olur. Bana hepsi uyar. Kanama durdu. Basınç yükseliyor. Hadi işimizi bitirelim de hastayı yoğun bakıma alın. Babamın katili de olsa kocamdan vazgeçmem diyorsun ha Eylül Hanım. Selim abi geç kaldın. Hastayı kapatıyorlar. İyi iyi. O manyağı bir kurban daha vermeyi kaldıramazdık. Karı koca efsane bir iş çıkardılar aşağıda. Hayran kaldım vallahi. Çok uyumlular. E birbirleri için yaratılmışlar da ondan. Biraz klişe gelecek belki ama hani onları anca ölüm ayırır derler ya. İşte bu ikisinin ilişkisi öyle bir şey. Evet. Neyse ben hastalarıma bakayım. Senin de bu oyunu seviyorum Sultan. Kendini işinle kanıtlamaya çalışıyorsun. Sadece ölüm ayırır ha. Ayırsın o zaman. Vallahi hızınıza yetişemiyoruz. İlk önce ameliyat olmayı kabul etmeniz. Şimdi de bu alelacele organ bağışı. Yok yani
çok büyük ve kutsal bir şey yapıyorsunuz, farkındayım ama böyle bir anda karar vermeniz... Bazı kararlar düşünerek verilmez ki. Hissedersin ve uygularsın. Orası da öyle tabii. Hayatta her şey olabilir. Bir gün ölürsek en azından bir işe yaramış oluruz. Ne ölmesi? Sizin yaşamanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Siz bu belgeleri imzalayın. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Biz buradayız. Süper. Efendim, nişanlım, hayatım, bir tanem, her şeyim. Alp, her ne yapıyorsan çabuk bırakıp buraya gel. Ben çok korkuyorum. Ne oldu? Neden korkuyorsun? Esma, o manyak herif mi evde? Bak, hemen saklan, ben geliyorum, tamam mı? Kilitle kapını, ben geliyorum hemen. Yok, o değil. Diğeri mi? O kim Esma? Kara Dul. Nesrin. Esma, ödümü patlattın ya. Benim ödüm patlıyor burada. İpek zaten bastı gitti. Sen zaten oradasın. Ben ne yapacağım burada? Karadolu'ya vakit geçireceğim. Ya tamam, sen de haklısın da sen halledersin hayatım. Hem ben istesem de gelemem ki. Nedenmiş o? Çünkü hayatım, yılın son günlerindeyiz ve hastane inanılmaz yoğun. Şimdi kapatıyorum ben, sonra konuşuruz, tamam? Bir dakika, bir dakika. Biz yılbaşında ne yapacağız? Esma, canımın içi. Bak, bunları sonra konuşalım, tamam mı? Benim şu an Eylül Hoca'yı bulmam lazım. Hatta inanılmaz geç kaldım. Öpüyorum seni. Ben de öptüm. Kaldık burada Kara Dul'la. Alp hocam, acile bir çocuk geldi, burnuna leblebi sokmuş, nefes alamıyor. Hayda. Neyse, hadi gel hemen bakalım. Cengiz. İşini adam gibi yapamayacaksan söyle, başkasına yaptırayım. Ne oldu doktor? Ne oldu? Adam ölmedi, ameliyattan sağ çıktı. Allah Allah. Bak, o adam yaşar. Konuşursa seni öyle bir yok ederim ki. Tosunu bile bulamazlar seni. Anladın mı? Ofis seni temizleyecek sen. Beceriksiz gerizekalı. Demek gizli cennetimizi sen de keşfettin. Doktor bey. Az önceki ameliyattan sonra bir tane daha ayran kazandınız. Tebrik ediyorum sizi. Bir şey söylemek için daha çok erken. Hasta tehlikeye atlatmış sayılmaz. Eminim hiçbir şey olmayacak. Bu arada yalnız kalmak istiyorsan gideyim mi? Yok. Kal, kal. Şu senin Siyam ikizi vakanı duydum. Biraz konuşalım seninle. Olur, konuşalım. Bir kusur işlemedim inşallah. Sağ ol abi. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu, biliyor musun abi? Uyanınca biz de öğreneceğiz. Sen iyi düşün. İnşallah. Hemen geri dönmeyeceksin değil mi? Niye sordun? İki nedenden. Birincisi, oğlum biraz karının yanında dur. Yazık kıza. Her telefon çaldığında yüreğe ağzına geliyor. Biliyorum abi. Biliyorum. İkincisi. İkincisi şu Sultan. Yeni gelen doktor var ya, onu kadroya almak istiyorum ama Eylül'le senin onayınız gerekiyor. O yüzden bir bak diyecektim. Sultan, şu Siyam ikizi vakasının doktoru. İyi bir doktor peki. İyi, bayağı iyi. Ben internliğinden beri tanırım. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi buraya. Zekidir, hırslıdır, yeteneklidir. Sen bu kadar iyi diyorsan al abi o zaman kadroya.
Niye soruyorsun ki bana? Güç katar bize. Ama yani biraz da tuhaftır. Yani insan ilişkileri nasıl söylesem biraz çekingendir. Açıkçası birkaç gündür onunla ilgili kafam karışıktı ama anladım ki yersizmiş. Biraz zor bir çocukluk geçirmiş. O yüzden içine kapalıdır, tutuktur. Ama sen destek olursan... Anladım. Diyorsun ki hali tavrı kurulu da ön yargı oluşturmaz. Ya sonuçta sen en iyisi neyse bilirsin. Halledersin yani. Sen istiyorsan hallederim. Merak etme. Yok canım, ne kusur. Ameliyatı burada mı yapmak istiyorsun? Yani zor bir ameliyat. Sıradan bir yerde yapmaya cesaret edemedim. Sakıncası yok değil mi? Yok. Hatta ben de izlemek isterim. Ben de bunu konuşacaktım seninle. Yani izlemeni değil de ameliyatta yanımda olur musun diye soracaktım. Yani senin gibi bir uzmanın yanımda olmasını isterim. Niye? Kendine güvenmiyor musun yoksa? İnsanların hayatları hakkında ego yapmam alasaf. Sen mükemmel bir cerrahsın. Ve böyle bir ameliyatta bu kızların iyiliği için benim yanımda olman gerekiyor. Yanında olacağım. Ama ihtiyacın olacağı için değil. Gerçek bir doktor gibi düşündüğün için. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa abicim ha. Herkesi kendin gibi saf sanıyorsun. Alo Cengiz. Yarınki yemek planını değiştiriyoruz. Abime daha büyük bir sürprizim var. Ona kaybetmek ne demek bir şey öğreteceğim. Amirim dur nasıl Eylül? Sinan Bey hiç olumlu konuşmadı. Ümidi yok gibiydi. İyileşecek mi Çetin komiser? Şu an kesin bir şey söylememiz maalesef çok zor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Önümüzdeki 48 saat kritik. Ama bu bir şey bitmiş demek değil. Siz ümidinizi kaybetmeyin. Sağ olun. Çetin komiser size ne bulduğunu söyledi mi acaba? Evet. Kocanızın peşindeki adamı bulmuştu. Pislik herif. Bunu da o yaptı. Çetin komiseri susturmak için. Ama bulacağım o şerefsizi. Bulunca da bunu ödeteceğim ona. Eylül'üm siz de dikkat edin kendinize. Peki Çetin komiser size hiçbir eşgal, bir isim, bir şey söylemedi mi? Merak etmeyin. Size bir şey yapmasına... Bana değil. Ali Asaf'a. Sonuçta derdi onunla. Ona bir zarar verecek değil mi? Hiç mi bir şey anlatmadı? Ne bulduysa sadece o biliyor. Yani Çetin komiserim uyanırsa... O manyağı da bulursun. Uyanacak ama değil mi? 48 saat kritikmiş. Onu da atlatırsa... Geçmiş olsun. Tekrar konuşuruz. Sağ olun Eylül. Gidiyor muyuz? Nereye? Evimize. Senin kara bucağa dönmen gerekmiyor mu? Benim karımla eve gitmem gerekiyor. Artık biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Of çok rahatladım. Oraya geri döneceksin diye korkuyordum ben de. Sen devamlı dizinin dibinde oturayım istiyorsun değil mi? O manyak bulunana kadar evet. Baksana gözümüzün önünde adama neler yaptı. Bir tanem. Sen bunları düşünme artık. Tamam. Düşünme artık. Sen bizi düşün bizi. Düşünüyorum. Bizi düşünmüyor muyum? Yani düşünüyorsun da biraz farklı düşün bakalım. Nasıl? Ne demek o? Düşün. Belki bulursun. Allah Allah. Bir takım gizemli laflar. Yine bir iş mi çeviriyorsun sen? Hı? Kim bilir?
Bazen gerçekten annem biraz zor, ablam mı bilmiyorum. Annem beni deli ediyor zaten. Şuradan şunu al, şuraya koy dese batıyor. Ablam desem bazen buzdolabı gibi oluyor. Ulaşamıyorum ona. Ya geçen gün anneme ev alalım dedim. Demediğini bırakmadı bana. Haklı bir yerde biliyorum ama ne yapayım, annem o benim. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Babam ölünce bir tek ben kaldım. Bana muhtaç, ne yapabilirim? Ne gülüyorsun? Ha? Ne gülüyorsun? Hiç. Ne gülüyorsun ya? Çok pardon. Aa. Bana niye hatırlattın biliyor musun? Bu hayatta asla ama asla, asla dememek gerektiğini bildin. Şu anda ona gülüyorum. Ne demek o şimdi? Vaktiyle benim bir kız arkadaşım vardı. Yani dakikalarca nefes almadan dır 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 konuşabilirdi. Asla böylesi bir daha karşıma çıkmaz derdim ama... dememek lazımmış ha. Bir dakika ya, sen az önce ne yaptın ben anlamadım. Hayatının en zor günlerini yaşayan beni eski kız arkadaşınla mı kıyasladın? Bir dakika şimdi ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun ya? Ne yapayım, güleyim mi ben bunlara şimdi? O ne rahat ilişkimiz var mı diyeyim? Aman olsun, dikkat et oğlum, dikkat et. Şimdi gel boş verelim bunları yani. Müzik dinleyelim. Bir şey konuşuyoruz. İpek konuşmayalım işte. Şimdi gereksiz yersiz yere niye tadımız kaçsın? Boş ver. Benim tadım kaçtı zaten. Dön geri, gitmeyeceğim ben bile. Al işte, bravo sana. Bravo. Al işte, şimdi iyice kaçtı. Ne oldu, kim arıyor? Sana ne? Sana ne? Dırdırdırmış. Bu kadar domates yeter mi ya? Açma sen, açma. Soracağım ben sana. Hayatım, domateslerin hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. İpek'e diyorum. Açmıyor telefonlarımı. Açar açar, sıkma sen canını. Nasıl sıkmayayım hani ya? O Nesrin babamdan sonra şimdi İpek'in sırtına çullandı. Abuk sabuk fikirlerle dolduruyor kızın kafasını. Benden uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştıracak ki rahat rahat sömürsün. Kardeşimi korumaya çalışmam suç mu? Ya suç değil, anlıyorum seni, ablasını yani. Ama İpek'i de anlıyorum. Yani babanızın ölümünden haklı olarak beni sorumlu tutuyor. Haklı olarak mı? O benim de babamdı. Ve bir manyak tarafından öldürüldü. Al işte, Çetin komisere yaptığı şeyin aynını yaptı. O Sinan Gıcı'yı haklı. Sırada hangimiz varız bilmiyoruz. Ve İpek bu durumda telefonlarımı açmıyor. Çetin komiser umarım yaşayacak. İyileşince de o manyak da yakalanıp hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gidecek. Sana söz veriyorum. Babanızda yaptığım hatayı bir daha yapmayacağım. Hepinizi koruyacağım, merak etmeyin. Biliyorum. Sadece İpek'in gözümün önünde olmasını istiyorum, bu kadar. Yani İpek şu an Oğuz'un gözünün önünde, merak etme. Biraz uzaklaştılar buralardan. Kaçtı yani. İyi. İyi. Hatta o kadar iyi ki biz de kaçacağız peşlerinden. Çok güzel görünüyorlar ha. Bakayım. Bu ne? Ne işi var bunun evimizde? Silah benim hayatım. Senin ne zamandan beri silahın var hani ya? Ne işin olur senin silahla filan? Güvenliğimiz için buna ihtiyacımız var. Bu buradayken kendimi güvende filan hissetmiyorum ben. Eylül. Tepki göstermene gerek yok. Hayatım, beni de anlamaya çalış lütfen. Sen benim bu hayattaki tek değerlimsin. Her şeyimsin.
Senin güvende olmanı istiyorum. Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. Silahla mı koruyacaksın beni? Sen onu kullanmazsın ki. Gerekmezse asla kullanmam, merak etme. Gerekirse? Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Bu kadar gereksiz ki. Acıktım ben ya, acıktım. Hadi gidelim yemeğimizi yiyelim. Yemek daha pişmedi. E ne yapalım şimdi, pişmediyse aç mı kalacağız? Bir kilo domates doğradın, iki yumurta kırar yeriz. Sen niye kaçıyorsun benden? Bilmiyorum, üstüme geliyorsun çünkü. Hayatım, benim amacım senin üstüne gelmek, seni sıkboğaz etmek değil ki. Benim tek bir gayem var. O da şu güzel yüzün gülsün istiyorum. Mutlu ol istiyorum. Mutlu bir aile olalım istiyorum. Ben de bir tek bunu istiyorum. Ne güzel. O zaman en sevdiğim şey yapalım mı? Sarılalım. Söyle bakalım. Düşünebildin mi bizi? Düşündüm. Çözemedim. Ne var dilinin altında, söyle. Söylemem. Yani belki yeni yıla girerken söylerim. Yeni yıl dileği gibi. Hı. Bravo. Konuyu çok güzel değiştirdiniz. Değiştiririm, bilirsin.